Değerli Kayserispor'a gönül vermiş yönetim kurulu üyelerim, Sayın Samet Hocam, Bülent Bölükbaşı Hocam, yine teknik ekipte yer alan diğer hocalarım, değerli basın mensupları, çok değerli konuklar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum öncelikle. Bu şekilde topladık ve yönetim kurulumuzun kararıyla başkanlık koltuğuna biz oturduk. Kayserispor'un bütün yalnız Kayseri'nin değil, bu ülkenin bir değeri olduğunu ve yiğidin düştüğü yerden kalkması gerektiğini bu mahfilde çalışmamız için bizi yüreklendirdi arkadaşlar. Biz de hızlıca çalışmalara başladık. Birçoğunuz beni aradılar, zaman zaman görüştük. Bütün gayretimizle bu işleri takip ettiğimizi söylemiştim. Bizim ilk ve en önemli adaylarımızdan biri Sayın Samet Aybaba hocamızdı. Ben kendisine buradan hasreten teşekkür ediyorum. Bizi hiç ikiletmedi. Benim bu şehre vefa borcum var dedi. Siz Kayserilisiniz ama benim de Kayseri'de çok günüm geçti. Ben de yarı Kayserili sayılırım. Hatta tam Kayseriliyim dedi. Yiğin Kayseri. Yiğin Kayseriliyim dedi. Bugün de burada aramızda. Ben kendisine yeniden hasreten teşekkür ediyorum. Hocamızla bu sezon sonuna kadar anlaştık. Ama bizim gönül bağımız sonsuz. Bu zannedilmesin ki bugünün işi. Hocamızdan geçmişten gelen bir muhabbetimiz, sevgimiz, saygımız var. Kayseri sporumuzu konuştuk. Hocamla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. O da sağ olsun gönlünü bize açtı. Bu gönlünü açmanın sonucu da bugün buradayız. Ben şimdi sözü kendisine bırakacağım. En son Katar'daydı. Katar'daydı. O da yurda döner dönmez ayağının tozuyla sağ olsun geldi. Beraber çalışmaya başladık. Sportif direktör olarak da Bülent hocamızla anlaştık. Ben şimdi hocalarıma söz vereceğim. Daha sonra varsa sorularınız onları da kısaca cevaplamaya çalışacağım. Buyurun Sayın Hocam. Evet arkadaşlar, her yer gelişmiş. Sahalar, tesisler, şehir biraz gezdik. Çok gelişmiş. Ama insanlar içindekiler aynı. Hep dost. Hep birlikte hareket eden insanlar. Yürekleri, gönülleri zengin insanlar. Ben de burada olmaktan son derece mutluyum. Takımın pozisyonunu biliyorsunuz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Türk futbolu aslında ekonomik olarak çok sıkıntılı bir süreçte. Kulüplerimizin çoğunun bu anlamda sorunları, sıkıntıları var. Bizim kulübümüzün de var. Dün oyuncularımızla biraz sohbet ettik. Bir idman yaptık onlarla. Onların da bu anlamda sorunları olduğunu bize ilettiler. Bir de tabii kötü bir başlangıç. Futbolda biliyorsunuz kötü başlangıç. Eğer çabuk önlem alınmazsa veya oyuncuları farklı motive edilmezse sürekli hale geliyor. O nedenle onlarla da konuştuk. Bu işler geliştikçe onların performansları da gelişecektir diye düşünüyoruz. İyi bir kadromuz var. Doğru kullanacağız, çok çalışacağız. Hep birlikte hareket edeceğiz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu sadece benim çözebileceğim bir iş değil arkadaşlar. Burada bulunan herkesin katkıda olması lazım. Küçük küçük katkı bile her şeyi büyük organize diye düşünmeyelim. En küçük katkı bir sevgi. Onlara karşı da yapılan bir iyi niyetli bir davranış. Bir onları takdir etmek, alkışlamak, o bile onları motive eder. Şu anda takımın bu motivasyona çok ihtiyacı var. İlerledikçe işte önümüzde çok önemli bir maçımız var. İyi başlamak, kazanarak başlamak istiyoruz. Yani çok güzel günlerim geçti burada. Bu şehrin bana verdiklerini, bana kattıklarını tekrardan bu şehre ödeyebilmek için geldim. İnşallah hocamla beraber bu takımı buradan çıkaracağız. Yani bu takımın hak ettiği yer burası değil. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp bu takımı buralardan, yukarılara doğru çıkaracağız. Hak ettiği yere getireceğiz inşallah. Her şey Kayseri Spor için. Allah utandırmasın inşallah.